Kanal 42 ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Yeni bir seçim özel programıyla daha karşınızdayız. Her akşam 31 Mart tarihi yaklaştıkça değişik partilerden değişik aday ve milletvekili isimlerle ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Görüş açısı programımız olurdu her akşam, her cumartesi akşamı Kanal 42 ekranlarında. Ancak seçim sürecinde olmamız sebebiyle bugün görüş açısı programının yerine seçim özel programımızla karşınızda olacağız. Ve daha önce de anonsunu ettiğimiz gibi bugün de yine stüdyomuzda önemli bir isim misafirimiz. Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Sayın Abdülatif Şener'le birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. 24 Haziran seçimlerinden önce de stüdyomuzda değişik zamanlarda misafirimiz olmuştunuz. Çokça sorumuzu cevaplandırmıştınız. Bugün de davetimizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yoğun siyasi çalışmalarınız arasında geldiniz. Öncelikle sahayı soralım efendim. Nasıl gidiyor seçim çalışmalarınız? Konya'da devam ediyorsunuz çalışmalara. Evet, Konya'da seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. 4 gün önce Akşehir'deydim. Sonra Seydişehir'de 2 gün bulundum. Bugün Karapınar'daydım. Pazartesi günü Kulu'da olacağım. Hafta içinde de değişik ilçelerimizde programlarımıza devam edeceğiz. Yoğun bir şekilde araziyi tarıyoruz. Dağ bayır dolaşıyoruz. Seçmenle kucaklaşıyoruz. Zaman zaman mitingler, zaman zaman kahve toplantıları ve esnaf ziyaretleriyle programlarımız devam ediyor. Bir gözlemimi paylaşmak isterim. 24 Haziran seçimlerinde propaganda için dolaşmak Konya'da kolay bir iş değildi. Özellikle fanatik seçmenler Adalet ve Kalkınma Partisi aleyhine eleştirilerde bulunmaktan büyük rahatsızlıklar duyuyordu. Ama bugün onlar bize niye şunu da söylemiyorsunuz, niye şu eleştiriyi yapmıyorsunuz diye feveran ediyorlar. Yani muhalefetten daha sert eleştiriler bekliyorlar. Ve bazen biz eleştiriyi az yaparsak bile kahvehanelerde, köşelerde, şurada, burada muhalefeti kendi aralarında kendileri yapıyorlar. Evet. Neden? Çünkü son 10 yıl içerisinde 2 kere kriz çıkarmış bir hükümet vardır. Birinci krize teğet geçti dedi ama ikinci kriz deldi geçti. Bütün gelir kesimleri perişandır. Yani bu kriz sadece sanayici veya iş adamlarını değil, aynı zamanda esnafı ve çiftçiyi de vurmuş bir krizdir. İşçiyi, memuru, emekliyi, iş arayanları perişan etmiş bir krizdir. Bundan ev hanımları da muzdariptir. Çünkü mutfakta yangın vardır. İş arayanlar da muzdariptir. Ve gerçekten ülkenin üzerine bir ekonomik felaket çökmüştür. Bu ekonomik felaketi çökerten, ekonomik felakete ülkeyi sürükleyen elbette ki siyasi iktidarlardır. Çünkü ekonomi politikası uygulama gücüne sahip tek güç dünyanın her yerinde, her ülkesinde sadece iktidarlardır, hükümettir. Ekonomi kötüye gittiğinde de hem Türkiye'de geçmişte hem de dünyanın tüm ülkelerinde hep hükümet sorumlu tutulmuştur. Çünkü yetkili olup da sorumsuz olmak mümkün değildir. Ama mevcut iktidar hem son derecede yetkili olmaya çalışıyor hem de sorumsuz olmaya çalışıyor. Bu imkansızdır. Bu kadar çok yetkiyi devşirdikten sonra, aldıktan sonra, yetkilerini artırmak için anayasayı bile değiştirdikten sonra bugün bu olup bitenlerden ben sorumlu değilim demek sadece komik bir manzara arz etmektedir. Sorumluluktan kaçma anlamına gelmektedir. Bunu Konyalı seçmen anlamış vaziyettedir. İçinde bulunduğu durumun sorumlusunun hükümet olduğunu gayet iyi biliyor. Ve sorumluluğunu da kabul etmediği için hükümet bundan da rahatsızlık duyuyor. Zaman zaman sayın hükümet, ben sayın hükümet derken Cumhurbaşkanını kastediyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı tek başına hükümettir. Bu anayasa değişikliğinden sonra böyledir. Ve bunu kendisi de meclis konuşmasında söylemiştir. Artık ben tek başıma hükümetim demiştir. Onun için sayın hükümet ve ekonomiden sorumlu işte damat bakan her yaptıkları konuşmada sanki Türkiye'de büyük bir refah artışı var, bolluk bereket var, çiftçi halinden memnun, esnaf halinden memnun gibi nutuklar atıyor.
vatandaşla alay ediyor, çiftçiyle, esnafla alay ediyor ve buna karşı da vatandaşların tepkisi daha da fazla artıyor ve bizden muhalefet istiyor, eleştiri istiyor, hızını alamıyor, kendisi de bizden daha fazla eleştiriyor. Bu seçim farklı. Bakın, vaktiyle %74 oy almış bir partinin oylarından bahsediyoruz. Bu oyların Konya'da, yani 40'ın altına inme ihtimali var. Yani yarı yarıya azalma ihtimali var. Bunu vatandaş iyi görmüş vaziyettedir. Şöyle düşünün. Bir iktidar düşünün. Vatandaşı, seçmeni, köylüyü, çiftçiyi, esnafı, işsizi, emekliyi, memuru, işçiyi, iş adamını, tüccarı ne kadar ezerse, ne kadar perişan ederse, oyu artmaya devam ederse, sandıktan hep çıkarsa, o çiftçiyi ve bütün diğer gelir gruplarını ezmeye devam eder. Evet. Onun için Konya seçmeni şunu anlamıştır: bu seçimlerde bir kart göstermemiz lazım, yanlış gidiyorsunuz diye. Çünkü bu kartı göstermediği takdirde seçimlerden sonra hangi felaketi yaşayacaklarını ben anlatamam. Çünkü kendini sorumsuz sarayın bir iktidar var, yaptığı yanlışlara azgınlaşarak devam etme istidadı olan bir iktidar var. Buna dur demenin tek yolu sandıkta bir kart göstermektir. Bu seçim belediye seçimleridir. Belediye başkanlarını seçeceğiz, belediye meclis üyelerini seçeceğiz. Bu seçimlerle milletvekili seçmeyeceğiz. Evet. Hükümeti de seçmeyeceğiz. Hükümet yerinde duracak. Meclis milletvekilleri de yerinde duracak. Sadece yerel yöneticileri seçeceğiz. O halde bu seçimlerde yerel yönetimler seçimini mevcut hükümetin, iktidarın kaybetmesi demek, aklını başına toplaması demektir. Ben şimdiye kadar niye Sırbistan'ın çiftçisini, Uruguay'ın çiftçisini, Yeni Zelanda'nın çiftçisini destekledim de kendi çiftçimi desteklemedim diye aklını başına toplamasına yol açacaktır. Veya niye ben bilmem dünyanın dört bir tarafından, bilmem et ithal eden, mısır ithal eden, bilmem buğday ithal eden, işte yandaş kolay para kazanmaya alışmış tüccarı, rantçıları destekledim de çiftçiyi, üreticiyi desteklemedim. Demek ki üretimi desteklemem lazımmış, rantı desteklememem lazımmış diye aklını başına alabilmesi için de aynı şekilde bu sandıkta kaybetmesi lazım. Bunu bütün seçmenin iyi gördüğünü zannediyorum. Eğer bu tablo çıkmazsa gerçekten daha büyük felaketler var demektir. Evet, o felaketlerin ayrıntısına neler tahmin ediyorsunuz, onlara gireceğiz ama öncelikle seyircilerimize bir WhatsApp ihbar hattı numaramızı hatırlatalım. Sayın seyirciler, ekranlarınızda da görüyorsunuz. Her zaman olduğu gibi bizlere 0552 232 73 23 0552 232 73 23 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilir. Sorularınızı Sayın Şener'e bizim vasıtamızda yönlendirebilirsiniz. Şimdi Sayın Şener, çok ciddi bir yine gergin ortamda seçime gidiyoruz. Siz az önce de ifade ettiniz, belediye seçimine gidiyoruz diye. Evet, yetkililer de ifade ediyor ama meydanlarda da herkesin kabul ettiği bir gerçek, yine bir kutuplaşma var. Yine çok sert söylemler var. Bir basın mensubu olarak tabii bizim açımızdan da söylemesi zor, ifade etmesi. İşte iktidarın, sizin partinizin de içinde bulunduğu ittifaka çeşitli tanımlamaları var. Siz tarafından onlara henüz bir isim, Cumhur İttifakı, yani başka bir şekilde tanımlama, yani onlar gibi bir isim takma olmadı henüz ama neden hani normalleşemiyoruz bir türlü? Neden normal, gerginleşmeden bu seçimler yapılamıyor? Türkiye'de seçimleri illa gerginleşerek, kutuplaşarak mı gitmek gerekiyor? Şimdi sayın hükümet bir taraftan ekonomiyi yanlış yönetiyor ve ekonomik kriz çıkarıyor. Ama diğer taraftan da ülkenin birlik beraberliğine zarar veriyor. Konuşma üslubu, siyaset yapma tarzı bu ülkeyi felakete sürükleyecek niteliktedir. İnsanları mezhebine, meşrebine göre ayrıştırmak,
etnik farklılıklarına göre ayrıştırmak, farklı partilere mensup olduğu için sanki bu ülkenin, bu milletin insanları birbirinin düşmanıymışçasına bir üslup kullanmak bu memlekete yapılabilecek en büyük kötülüktür. İşin garibi, devletin başında olan sorumlu siyasilerin ülkeye böyle kötülük yapmaları kabul edilebilir bir şey değildir. Bakın, eğer tek bir parti faydalı olsaydı bütün medeni ülkelerde ve Türkiye'de tek bir parti olurdu. Niye çok parti var? Şunun için var. Eğer tek bir parti olursa, bu parti sorgulanmazsa, bu partinin iktidarı bir gün ortadan kaldırılma riskiyle karşılaşılmazsa, mutlak iktidar anlamına gelir ve sürekli yanlış yapar. Yanlış ne kadar artarsa artsın, ülke ne kadar zora girerse girsin, nasıl olsa değişmeyeceği ihtimali içerisinde olduğu için keyfini, sefasını sürmeye devam eder. Halbuki farklı partilerin olması demek, bir iktidar, bir hükümet yanlış yaptığı zaman vatandaşa o yanlış yapandan vazgeçip bir başka iktidarı getirme imkanı sağlar. Vatandaşın bu gücü, bu iradesinin var olduğunu iktidar partilerde, muhalefet partilerde hissettikleri için hizmeti bilmem Sırbistan'ın çiftçisine, Uruguay'ın çiftçisine değil, bu ülkenin çiftçisine yaparlar. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu farklı partilerin ülke için, vatandaş için ne kadar faydalı bir şey olduğunu bir tarafa bırakmış, kendisi dışındakileri neredeyse hain ilan edecek. Ya kendisi sevimlidir, ya kendisini destekleyen sevimlidir. Ne kadar muhalefet varsa hepsi tukakadır. Böyle bir siyaset biçimi olmaz. Bu bölücülüktür, ülkeyi ayrıştırmaktır. Vatandaşlar arasında kin ve nefret duyguları ekmektir. Cumhuriyet Halk Partisi de bu memleketin partisidir. Adalet ve Kalkınma Partisi de bu ülkenin partisidir. Bu partileri birbirinden ayrıştırıp düşman kutuplarmış gibi değerlendirmek son derecede yanlıştır. Bu yanlıştan vazgeçmesi lazım. Açıkça yani her gün meydanlarda Sayın Erdoğan'ın, ya bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız sizin bulunduğunuz bloğu, Millet İttifakı'nı terörle ilişkilendirme söz konusu. Bu çok ağır bir itham. Yani bunu söyleyen kişi bu ülkede 17 yıldır yani yöneticilik yapan, başbakanlık yapan ve şimdi de cumhurbaşkanlığı yapan bir isim. Yani diğer partileri, CHP'yi, ben İYİ de hayret ediyorum. Zaman zaman Saadet Partisi'ni de artık kataraktan, daha önceki seçimlerde Saadet Partisi'ni pek konuşmuyordu. Yani teröre yardım etmek, yani bu çok ağır bir itham. Ben en çok şunu anlayamıyorum. Evet. Bu ülkede bazılarının şöyle bir algısı var. Tayyip Erdoğan bir şeye iyidir dediği zaman ona iyi demek zorundaymışız. Aynı Erdoğan aynı şeye kötü dediği zaman da ona kötü demek zorundaymışız gibi düşünüyor. Ve onun dediği gibi demediğiniz zaman sizi itham ediyor. Bu anlayıştan vazgeçsinler. Bir ara FETÖ ile işbirliği halindeydi. FETÖ sevimliydi. Şimdi karşı olduğu için kötü oldu. Bir ara Kandil'e sürekli heyetler gidip geliyordu. İmralı'ya sürekli heyetler gidip geliyordu. PKK ile barış sürecini konuşuyordu. Bunu yönlendiren ve yöneten Tayyip Erdoğan'ın kendisiydi. O zaman HDP de makbul bir partiydi. Kandil de, Öcalan da müzakere edilebilecek insanlardı. Ve de hem kendisi hem de bakanları Öcalan'ı Sayın Öcalan diye anıyorlardı. Bu YouTube'a girdiğiniz zaman Sayın Erdoğan'ın da ağzından duyarsınız. O zaman sevimliydi bu manzara. O süreçte bir de HDP'ye karşı Karadeniz'de gelişen bir hadise sonucu MHP'lilerin de bir öfkesi vardı ve yine grup toplantısında MHP'lilere çok ciddi ithamlara, konuşmalara olan bir konuşmasına da rast geldik. Medyada, sosyal medyada Elbette. Gündem oldu geçen Elbette. Gün. Elbette. Şimdi bugün, o gün iyiydi de bugün niye kötü? O gün sen iyi dediğin için iyi demek zorunda mıyım? Bugün sen kötü dediğin için kötü demek zorunda mıyım? Veya işte bir ara Esat çok makbul bir insandı, çok değerli bir insandı.
Türkiye Cumhuriyeti ilk defa bir ülkenin bakanlarıyla ortak bakanlar kurulu yapmıştı. Bu da Esad'ın bakanlar kuruluydu. Beraber tatil yerlerinde buluşuyorlardı. O dönemde Esad'a iyidir demek. Sanki herkesin zorunluluğuymuş gibi algılanıyordu. Bugün iyi değildir diyor. Sanki herkes iyi değildir demek zorunda gibi. Böyle bir mantık olmaz. Yani iyi ve kötüyü Erdoğan belirleyemez. Veya aynı yere bir dönemde iyidir, bir dönemde kötüdür dediğiniz diye onun manevralarına ayak uydurmak zorunda değildir kimse. Şimdi bu HDP anayasaya göre siyasi partiler kanununa göre faaliyet gösteren bir parti. Buna hazine yardımı veriyor mu? Adalet ve Kalkınma Partisi demeyeyim. Hükümet doğrudan doğruya Tayyip Erdoğan HDP'ye hazine yardımı veriyor. Seçimlere girerken de iki kat fazla veriyor. Mecliste grubu var. Mecliste meclis başkan vekili, HDP'li başkan vekili idare Türkiye ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunu idare ediyor. O meclisi idare ederken meclis televizyondan 80 milyon insan seyrediyor. HDP'li meclis başkan vekili AKP'li üyeler söz istediğinde vermiyorum dediği zaman susuyorlar. Konuş dediği zaman konuşmaya başlıyorlar. Ya kardeşim, mecliste bu kadar itaatkarsınız da orada burada dışarıda vatandaşı yanıltmak için bu söylediğiniz sözler, bu ayrıştırıcı ifadeler neyin nesidir ya? Bu nasıl iştir, ben bunu anlamıyorum. Bir, kafaları karıştırmak, kavram kargaşası ortaya çıkarmak sayın hükümetin bir numaralı görevi haline gelmiştir. Maalesef bu tabloya da üzülüyorum. Ülkeyi bölüp parçalayıp ayrıştırıp bir takım kurumlar, kişiler veya partiler üzerinde karalayıcı bir takım şeyler oluşturup aman kendi seçmemi domine edeyim, o tarafa kaçmasın diye çaba harcamak boşunadır. İkincisi, kardeşim bugün bir ittifak var. Bu ittifak açıktır. Nedir? İşte bir tarafta AKP-MHP ittifakı var. Bir tarafta CHP-İYİ Parti ittifakı var. İttifak bundan ibarettir. Ama meydanlarda mesela Cumhurbaşkanı'nın söylediği. Milletvekili seçimlerinde 24 Haziran'da CHP-İYİ Parti ittifakının içinde Refah Partisi de vardı. Ama bu seçimde Refah Partisi her yerde kendi adayını gösterdi. İttifakın içerisine girmedi. Sadece bir iki ilde, işte Adıyaman'da, Urfa gibi, işte refahlı adayların diğerleri tarafında da desteklenebileceği ile ilgili şeyler, açıklamalar oldu. Onun dışında mesela Refah Partisi ittifakın içinde değil. HDP'de girdiği yerlerde kendisi tek başına giriyor. O zaman bu neyin nesidir? Olayları saptırmanın, çarpıtmanın. Hatta benim aldığım bir haber var. Altan Alta'da oy devşirmek için HDP ile görüşmeler yapıyorlar. Alttan alta. AKP. Evet. Diyorsunuz. Bir taraftan kendileri görüşmelerle HDP oylarını almaya çalışıyor. Bir taraftan da bağırıyor. Aman bunlar işte HDP ile bir araya gelmeye, birbirlerini destekliyorlar diye. Zaten Sayın Erdoğan'ın bir özelliği vardır. Kendisi ne yapıyorsa tersini söylüyor. Veya kendisi ne yapıyorsa onu başkası yapıyor diye anlatıyor. Böyle bir siyaset tarzı olmaz. Medya gücüne güveniyor. Toplam televizyon reytinglerinin %95'i kendisine çalışıyor. Sürekli tek taraflı olarak konuşuyor. Vatandaş alternatifini de duymadığı için orada dinlediklerini gerçek zannediyor. Bak buradan söylüyorum. Eğer bu ülkede ne olup bittiğini anlamak istiyorsa vatandaşlarımız, bu yandaş televizyonları seyretmez. Evet. Şimdi yine bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özaseki, tecrübeli bir siyasetçi, uzun zaman Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan, bugün AK Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı yapan ve geçtiğimiz güne kadar bakanlık yapan önemli bir isim. Yaptığı konuşmada işte bunlara oy verirseniz evinize DHKPC'li ve PKK'lı militanlar su faturası getirecek gibi bir açıklama yaptı. Bu da gündem oldu. Ne kadar mantıksız bir laf. Buna ne diyeceksiniz? Ne kadar yani zavallıca. CHP'ye verilen oylar militanlara verilmiş olacak. Kadroları militanlarda olacak ve eve gelen faturaları bunlar getirecek. Bu ne kadar zavallıca bir açıklamadır. Bu ne kadar korkunun, seçimi kaybetme korkusunun
endişesinin insanların aklını ve dilini saptırdığının tipik bir örneğidir. Yani Ankara'da CHP'nin gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı adayı bildiğiniz gibi Mansur Yavaş'tır. Mansur Yavaş eski daha önceden Milliyetçi Hareket Partisi saflarında siyaset yapmış bir isimdir. İşte böyle bir ismin bilmem bir takım işte yasa dışı örgütlerle bilmem bağlantılı sayaç memurları atayacağını mı söylemeye çalışıyor? Bu ne kadar komik, imkansız bir şeydir. Yani bunu kendisi yapabilir de Mansur Yavaş böyle bir şey yapmaz. Ama Özhaseki böyle bir sözü söyleme ihtiyacını niye duyuyor? Niye duyuyor? Medya güçlerine güveniyorlar. Ne kadar palavra sıkarsak, ne kadar karalama yaparsak yanımıza kar kalır. Çünkü karşıt sözleri kimse duymaz. Kendi görüşlerini, düşüncelerini anlatacakları kanallar çok sınırlı. Bütün seçmene ulaşamayacaklarına göre biz tek taraflı olarak mantıklı mantıksız ne varsa söyleriz, vatandaşa da yuttururuz demek istiyorlar. Yani bir taraftan da seçmeni hafife alıyorlar. Seçmene düşen, vatandaşa düşen, Konya'da da Ankara'da da kendisini artık hafife almaya başlamış olan bu AKP hükümetine dersini vermektir. Kırmızı kartını göstermektir. Evet. Şimdi seyircilerimizden de hayli sorular var. Mahalli seçim diyorsunuz ama şu ana kadar hiç Konya'dan bahsetmiyorsunuz. Sizce bu doğru mu? Şimdi sayın konuğumuz tabii Konya'yla başladık konuşmaya, yine devam edeceğiz ama bir belediye başkan adayı değil, sayın milletvekilimiz partisi adına konuşmaya geldi. Başka günlerde başka partilerden hem belediye başkanı adayları hem milletvekilleri geliyor. Belediye başkan adaylarımız kendi plan projelerini, vaatlerini anlatıyorlar. Konuk olan milletvekillerimiz de partileri adına konuşma yapıyorlar. Gündemle ilgili konuşma yapıyorlar. Bu hatırlatmayı da yaptık. Şimdi Sayın Şener, sorulardan devam edelim. AK Parti kurulduğu günden bugüne, kurucu kadrodan bugün Sayın Erdoğan'ın yanında 3 kişi kaldı. Neden böyle oldu diye bir seyircimizin sorusu var. Sorularınızın yanına lütfen isimleri bir kez daha yazmanızı hatırlatayım sayın seyirciler. İsimleri unutmayın lütfen sorularınızı yazarken. Buyurun Sayın Şimdi Şener. Şimdi dediğiniz doğru. Siz kurucu ekiptensiniz. Evet, çünkü seyircimiz de bunu yani, bildiği için soruyor. Kamuoyunun en fazla tanıdığı 4 önemli kurucudan biri bendim. Ama ilk 5 yılın sonunda ben işlerin doğru gitmediğine karar verdim. Partinin hedefleri ve programı doğrultusunda çalışmadığını düşündüm. Özellikle genel başkanın farklı bir programda olmayan bir siyaset tarzını benimsediğine inandım. Ve kendi isteğimle 2007'de aday olmadım ve bıraktım. Kendi isteğinize bıraktınız. Evet, ben kendi isteğimle bıraktım. AK Parti'nin en güçlü olduğu dönem değil miydi o Sayın Şener? Evet, AK Parti'nin en güçlü olduğu dönemde ben kendi isteğimle bıraktım. Ama daha sonra partinin diğer kurucularını ise Sayın Erdoğan teker teker partiden uzaklaştırmıştır. Yani bu partinin kurucu kodları ortadan kalkmıştır. Kuruluş felsefesi tamamen ortadan kalkmıştır. İlk kurucular listesinde bu partiye vücut veren, bu partiyi var kılan isimlerden hemen hemen hiç kimse kalmamıştır. Neden? Şundan dolayı ilk günden beri Sayın Erdoğan kendisinden sonra partiyi ailesinden birine devretmeyi planlıyordu. Bu son yani, aylarda, birkaç yıl içerisinde konuşmaya başlamıştı ama bazı isimler tarafından ortaya atılan yorumlar bu şekildeydi. Siz ta o zaman mı bunu düşündünüz ya da elbette, gördünüz? Elbette. Dolayısıyla ilk baştan beri partisi ya kendisiyle kaim veya aileden biriyle devam edecek nitelikte kafasında kurgusu olduğu için sürekli olarak kendisini partideki kuruluş safhasındaki tek hafızalarda kalan isim haline dönüştürmeyi hedefledi. Kendisinden başka partideki hiç kimsenin hafızalarda yer almamasına özel çaba göstermiştir ve bu onun bir parti içi siyasi taktiği haline gelmiştir. İsim yapan, kamuoyunun sevdiği, beğendiği bütün isimleri
teker teker konjonktür el verdikçe partiden uzaklaştırmıştır, siyasetten uzaklaştırmıştır ve partide sadece kendi ismini hatırlanır hale dönüştürmüştür. Evet. Ve bundan sonrası içinde aileden birine, bunun damat olacağını zannetmiyorum ben, ya oğlu ya kızı gibi birine bırakmayı hedeflediği için de partide isim yapan hiçbir isim, hiçbir kişi şu anda bu partinin içinde yoktur. Yani aile partisine dönüşüyor. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi. Evet. Şimdi Sayın Şener, 24 Haziran'dan bu yana yaklaşık 8 ay geçti. Öncesinde söylenen, özellikle hükümetin söylemlerine bakarak, siz de bu çalışmaların içindeydiniz, yani gözlemlerinizi soracağım. Vaatler, söylemler, bugün hangi noktadayız artık? Yani Türkiye başkanlık sistemine geçti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetiliyor. Bir diğer adıyla başkanlık. 8 aydır bu sistemle yönetiliyoruz. Öncesinden de hani yarı resmi, fiili bir bu sistem, başkanlık sistemi vardı zaten Sayın Binali Yıldırım'ın içinde bulunduğu hükümetten bu yana. Son 8 aydır artık Recep Tayyip Erdoğan tarafından idare edilen hükümet sistemi var. Önceki söylemlere bakarak bugünkü geldiğimiz durumu nasıl görüyorsunuz? Yani, başkanlık sistemine yani geçince... Kuruluş döneminde bildiğiniz gibi sürekli demokrasi, paylaşma, çoğulculuk, yargı bağımsızlığı, hukuk devleti, temel insan hak ve hürriyetlerine saygı duyma, tüm çağdaş demokratik değerlere vurgu yapan bir parti vardı. Bugün her şey benim olsun diyen bir hükümet var. Hükümetten kastım yine Sayın Erdoğan'dır. İşte aman ben tek başıma hükümet olayım. Bu bakanları kaldıramıyorum. Onun için şu andaki bakanlar bakan sayılmıyor zaten. Hiçbirinin yetkisi yoktur. Kendi memurlarını bile tayin etme yetkileri yoktur. Ortak Bakanlar Kurulu kararı diye bir şey yoktur. Artık eskiden Bakanlar Kurulu'nun imzaladığı, bütün bakanların imzaladığı kararnamelerin hepsini Cumhurbaşkanı tek imzayla yürürlüğe sokuyor. Öbür bakanların hiçbirinin imzası olmuyor. Veya meclisten kanunlar çıktığı zaman son maddesi bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür şeklindeydi. Şimdi meclisten geçen bütün kanunlarda bu kanunu Cumhurbaşkanı yürütür diyor. Ve aynı zamanda bütün bakanların, memurlarını, bürokratlarını da tek başına Cumhurbaşkanı atıyor. Eskiden kendi bakanlığının kadrolarını atarken ilgili bakanın mutlaka imzası aranırdı. Yani kabine diye bir şey yok. Tek kişilik hükümet. Bu tek kişilik hükümet aman vatandaşa dedi ki ben işte şeyi çekemiyorum dedi Sayın Erdoğan bakanları. Ben tek başıma hükümet olmak istiyorum dedi. İşte anayasa değişikliği vatandaş ona onu kendisine verdi. Bu yetmedi, arkasından dedi ki bu meclisi de bana bağlayın. Ve meclis de kendisine bağlandı. İktidar partisinin, çoğunluk partisinin işte genel başkanı sıfatıyla bütün milletvekillerini itaat etmedikleri takdirde aday listesine yerleştirmeme gücünü elde etti. O yetmedi, aman mahkemeler kendi başlarına hüküm veriyorlar. Böyle mahkeme olmaz. Bütün mahkemelerin, hakimlerin, savcıların bana bağlı olması lazım dedi. Hakim ve savcılar yüksek kurulunun bütün üyelerini doğrudan veya dolaylı olarak kendisi atamaya başladı. Bu yetmedi, medyaya el koydu. Ülkenin parasına, bütün değerlerine el koydu. Nasıl? Hazine ve Maliye Bakanı kendisi damadını yerleştirdi. O yetmedi, devletin bankalarını, Türk Hava Yolları gibi iktisadi işletmelerini içine topladığı Türkiye Varlık Fonu'nun başına da yönetim kurulu başkanı olarak kendini atadı. Yönetim kurulu başkan vekili olarak da damadını atadı. Ülkenin ne kadar parası ve değeri varsa hepsi damat da kendisinin tahtı yedi altındadır. Ama şöyle bir şey var. Bu kadar yetkili olmasına rağmen sorumluluğu kabul etmiyor. Ekonomi kötüye giderse ben sorumlu değilim diyor. İşte izliyoruz. Önce vay Amerika dedi, papaz yüzünden dedi. Papazı serbest bıraktı. Baktı ki Amerika'yı sorumlu tutmak kendisini kurtarmıyor. Bu sefer soğan depocularını, depoları sorumlu tuttu. Bilmem o yetmedi esnafı, bilmem pazarcıyı, marketleri sorumlu tuttu. Fiyatlar artıyor diye. Sayın hükümet, anladık ama elektrik fiyatlarını sen artırıyorsun. Bilmem mazot fiyatını sen belirliyorsun.
Gübre fiyatı sen belirliyorsun. Yem fiyatını sen belirliyorsun. Sen doğal gazı sen belirliyorsun. Yani sen kendi zam yaptığın şeyleri niye aşağıya çekmek için mücadele etmiyorsun da? Sorumluluğu başka yere atmak için seçime kadar idare edecek düzenlemeler peşinde koşuyorsun. Böyle bir şey olur mu? Bakın 15 gün önce ilaç fiyatlarına %26 zam geldi. Niye ilaç depolarını kovalamıyorsun? Çünkü bu kovalamanın bir faydası olmayacağını biliyorsun. Üstelik de senin kontrolünde ve denetiminde yapılan zamlar. Elektrik zammı da öyle, doğalgaz zammı da öyle. Bu ülkedeki zamların büyük bir çoğunluğu doğrudan senin verdiğin kararlarla ortaya çıkan zamlar. Ama kamuoyunu yalıtmak için ben sorumlu değilim, işte depolar sorumlu, bilmem işte marketler sorumlu, bilmem ne diye hep sorumluluğu başka yere atıyor. Böyle bir şey olamaz. Bakın bugün Türkiye'nin önemli ekonomik sorunları vardır. Bunun bir numaralı sorumlusu sayın hükümettir ve de bu yanlış politikalardan vazgeçmek zorundadır. Bir de sürekli bunu savunma olarak konuşuyorlar. Dış müdahaleler söyleniyor sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Şimdi siz de uzun süre Maliye Bakanlığı yaptınız ülkede. Çok önemli bir mevki hiç şüphesiz. Yani ülkenin para trafiğinin, ekonomi trafiğinin başındaydınız. Sayın Maliye Bakanı Berat Albayrak da bu işte doların 7.5'a çıkması, 6'ya kadar çıkması, bu müdahalelerin geçtiğimiz günlerde 1-2 ay oldu sanırım, yurt dışında hangi ülkenin başkentinde yapıldığını tespit ettiklerini söylemişlerdi. Dolarımızın kimler tarafından yukarıya çıkartıldığını. Siz ne kadar vakıf oldunuz? Hani bilemiyorum. Hangi ülkenin... Komisyonda söyledi, kimmiş oran, nereymiş? Hangi başşehrinde yapıldı bu bastırdık, açıklama? Bastırdık, hiç açıklama bile yapmadı. Kafadan attığı bir şey. Nasıl olabilir yani? Ben gerçekten rastgele bilmediğim için. Rastgele yurt dışında konuşuyor. Yurt dışından bir başkentten, bir yerden, nereden yapıldığını artık biz bilemiyoruz. Türkiye'deki dolar fiyatı nasıl yükseltilir? Yani doları kim yükseltiyor? Doları hükümetin yanlış politikaları yükseltiyor. Hükümetin rantçı politikaları, üretimi caydıran politikaları, üreticiyi değil rantçıları destekleme politikaları, devletin imkanlarını, kaynaklarını çarçur etme politikaları, bunlar ülke ekonomisini tahrip ediyor, dövizi de artırıyor. Bakın 2002-2007 yılları arasında ekonominin patronluğu bendeydi. 2002-2007. 7. Başbakan yardımcısıydım. Ekonomiden sorumlu. Ekonomiden sorumlu bakanlar, bürokratlarıyla benim başkanlığımda toplanırdık. Ve sürekli ekonomik kararları birlikte alırdık. Başbakan da ilgilenmezdi ekonomiyle. 2002'de dolar 1 lira 60 kuruştu. Ben bırakırken 2007'de 1 lira 17 kuruşa düştü. Ve benim bıraktığım yıldan itibaren, yani Aralık 2017'den itibaren bugüne kadar sürekli dolar artmıştır. Ben varken sürekli düşmüştür doların değeri. Ben bıraktığım andan itibaren sürekli yükselmiştir. Bu bir tesadüf mü? Şimdi 5 kat oldu. Bıraktığım dönemdeki dolar değeri bugün 5 kat arttı. Yani beş, Türk beş parasının 5 kat aslında düştüğü milli anlamına para, da gelmez mi bu? Milli paranın değeri 5 kat düştü. Böyle bir yönetim tarzı olur mu? Bakın 2007'de bırakırken ben devletin borçlanma ihtiyacı sıfır düzeyine gelmişti. Biz buna kamu kesimi borçlanma gereği deriz. Bakın rakamlara, kendi yayınladıkları rakamlara bakın. 2007'de devletin borçlanma ihtiyacı sıfır olmuştur. 2007'de devletin borçlanma ihtimali sıfır. İhtiyacı evet, sıfır pardon. Düzeyine gelmiştir. Evet. Niye? Biz gece gündüz bu devletin sürekli borçlanma, yüksek faizlerle borçlanıp hazinenin tefeci faizleri ödemesinin memlekete ne kadar büyük zarar verdiğini biliyoruz. O nedenle de borçlanma ihtiyacı olmayan bir devlet yapısı ortaya çıkarmak için mücadele ettik. Ama biz bıraktıktan sonra bu hükümet devletin dış borçlarını 74 milyar dolar artırmıştır. Devletin iç borçlarını da 473 milyar Türk lirası artırmıştır. Yani eski ifadeyle katrilyon artırmıştır. Bak bu damat bakan geldi meclise, 2019 bütçesini sundu. Ne diyor?
Diyor ki 2018 yılında işte ödeyeceğimiz faiz 78 milyar yani katrilyon. 2019 bu yılın bütçesinde ödeyeceğimiz faiz 117 milyar yani katrilyon. 2020 yılında diyor kendisi açıkça söylüyor 2020 yılında 147 milyar, 2021 yılında da 177 milyar yani 177 katrilyon eski hesapla faiz ödeyeceğini ilan ediyor. Niye? Gidiyor İngiltere'den döviz bazında %7,5'dan borçlanıyor. Dolar üzerinden %7,5 borç nerede var ya? Bu tefeci faizi. Tefeci faiziyle borçlanan bir hükümet var. Sonra ekonomiyi biz bozmadık. E kim bozdu? 17 senedir iş başında olacaksın. Sonra ekonomide işler kötü gittiği zaman ben yapmadım diyeceksin. Böyle bir mantık olmaz. Hiçbir hükümet, çok partili siyasi hayata girdiğimizden beri hiçbir iktidar böylesine 17 sene peş peşe hükümet etme imkanı bulamamıştır. İlk defa Tayyip Erdoğan 17 yıldır tek başına hükümet. Böyle bir şey olur mu? Ve sonra geliyor ülkeyi duvara toslatıyor. Aslında nasıl duvara toslatıyor biliyor musunuz? Dedi ki ilk 5 yıl benim çıraklık dönemim dedi. Daha sonra kalfalık dönemim başladı dedi. Şimdi ustalık dönemim başlıyor dedi. O yandaş medya aman usta diye şiirler yazıyorlardı. Usta şunu yaptı bunu yaptı diye konuşmaya başlamışlardı. Baktılar ki usta işi kötüye götürüyor, usta lafını unutturdular. Çıraklık döneminde, Erdoğan'ın çıraklık dönemi ekonominin, AK Parti ekonomisinin en iyi olduğu dönemdir. 2002-2007. Çünkü kendi çıraktı ama kabinede ustalar vardı, iyi niyetli insanlar vardı, ekonomiyi doğru yönetme iradesi vardı ve bu ülkede yaşayan çiftçinin, esnafın, iş adamının ve üreticinin desteklenmesini esas alan bir ekonomi yönetimi anlayışına sahip insanlar vardı hükümette. Sonra işte başta ben olmak üzere yavaş yavaş kurucu kadrolarda tasfiyeler başladı ve kalfalık döneminde ekonomiyi bildiğiniz gibi 2009'da krize soktu. Aman bu kriz dedi teğet geçti dedi. Aslında o da bir krizdi. Teğet geçen kriz vardı kalfalık döneminde. Şimdi ustalık döneminde ise delip geçen bir kriz var. Demek ki ustalaştıkça memleket felakete gidiyor. Ustalaştıkça. Demek ki yanlış bir ustalaşma stili var, tarzı var. Ülkenin menfaatine bir ustalaşma tarzı değil, ülkeye zarar veren bir ustalaşma tarzı var. Böyle bir durumda, evet. Böyle bir durumda vatandaşların oturup durumu tekrar değerlendirmesi lazım. Şu anda ekonomi kötüdür. Bu ekonomiden bir numaralı sorumlu, bu ekonominin bir numaralı sorumlusu da doğrudan doğruya hükümetin kendisidir. Evet, yine dış borçla ilgili seyircimizin bir sorusu var. Sayın Abdülatif Bey, Türkiye'nin 467 milyar dolarlık borcu nasıl ödenecek? Siz Maliye Bakanlığı yaptınız. Bu borca kimse inanmıyor mu? Çünkü mitinglerde, Sayın Erdoğan mitinglerinde diyor, meydanlar yine dolu diyor. Bu borç nasıl ödenecek Sayın Şener? Meydanlar dolu değil. Ben son zamanlarda yaptığı mitingleri izliyorum. İşte meydanlar dolu değil. Ama önce şunu bilmemiz lazım. Sayın Erdoğan'ın mitinglerinde 3-5 bin polis oluyor, sivil. İkincisi, işte bazı kamu kuruluşlarında çalışanları, işte zaman zaman öğrencileri doğrudan doğruya meydana yönlendiriyorlar. Hatta okulları bile kapatabiliyorlar. Dolayısıyla bu meydanlarda gördüğünüz, Erdoğan'ın mitinglerinde gördüğünüz kalabalıklarının önemli bir kısmı, önemli bir kesimi böylesine hükümet gücüyle, iktidar gücüyle oluşturulan kişilerdir. İkincisi, ekran hileleriyle çok az kalabalıklar büyük kalabalıklar haline dönüştürülebiliyor. Onu da iyi beceriyorlar. Ama tüm bu durumlara rağmen işte ben bir Erzurum mitingini gördüm. Etrafta kimse yok. Erzurum'da miting yapılıyor ve insanlar hiç ilgi duymamışlar.
bizim bugün Karapınar'da yaptığımız mitingdeki insanların yarısı kadar yok. Konya'nın bir ilçesinde miting yapıyoruz. Onun yarısı kadar insanı Erzurum gibi bir büyük şehrin meydanına toplayamıyor. Demek ki bir değişim var Türkiye'de. O kadar da değil. Sürekli yanlış yapacaksınız, vatandaşı perişan edeceksiniz ve hala gürül gürül gelmeyi hedefleyeceksiniz, umut edeceksiniz. Bu mümkün değil. Evet, şimdi yine ekonomiyle ilgili bir soru var Sayın Şener. Murat Kuloğlu soruyor. Türk ekonomisi Dünya Bankası'nın 2002 yılında açıkladığı sıralamada 17. sıradaydı. Bugün hala aynı sırada ve daha gittikçe artan ve dahası gittikçe artan borç yükünün altındayız. Buna dayanarak Sayın Şener ekonomide yakın geleceğimizi orta vadede nasıl görüyor? Şimdi 2018 yılının ekonomi büyüklüğüyle ilgili rakamlar henüz açıklanmadı. Dolayısıyla biz 2018 yılındaki, yani krizi yaşadığımız yıldaki Türk ekonomisinin büyüklüğünü henüz tespit etmedik. Bununla ilgili tahminler var. Ama bu Mart ayı içerisinde bu belli olacak. Bu belli olduğu zaman göreceğimiz tablo şudur. Gerçekten 2018 yılında Türk ekonomisinde büyük bir küçülme vardır. Bu küçülmeyle beraber dünya ekonomisindeki sıralamasının yerinin değişeceğini düşünüyorum ben. Bir kere bütün vatandaşlar da şunu bilsinler. Türkiye 40 senedir dünyada 17 ile 19. sıra arasında gidip geliyor. Büyük ekonomiler arasında. Dolayısıyla bu yeni bir hadise değil. Hatta 40 sene de demeyeyim. 60 senedir. Ta Özal'lı yıllardan beri. Evet. Hatta o yıllarda bir ara 15.liğe falan, 15. büyük ekonomiye yükseldiği dönemler de olmuştur ama çok istisna olduğu için genellikle işte 80'lerden bugünlere işte en az 40 senelik bir dönemde 17. ve 19.luk arasında gidip geliyor. Ama öyle zannediyorum ki bu sene rakamlar ortaya çıktığında son 40 yılın en kötü tablosunu göreceğiz. Son 40 yılın en kötü tablosu açıklanacak. Evet. Bir de hesapları yaparken bir ton hesap hileleri yapıyorlar, şişirmeler yapıyorlar. Ama bu şişirmelere rağmen halen Türkiye ekonomisi 10 sene öncesinden daha düşüktür. Bıraktığım yıldan daha düşük bir milli gelire sahiptir. Bıraktığım yıldan daha düşük bir kişi başına milli gelire sahiptir. Peki. İzleyicilerimizden Refik Serttaş bir isteği var. Bir soru değil. İyi yayınlar. Devlet Su İşleri 4000 çiftçiyi icraya verdi. Sayın Vekilimiz bunu bilsin. Karatay da bize yardım etsin diyor. Sizden böyle bir istekleri var. Evet. 4000 çiftçinin teşekkür ediyoruz, Karatay bölgesinde ediyoruz, icraya verildiği Devlet Su İşleri tarafından. Şimdi peki seçim sürecinde adil bir yarış yaşanıyor mu Sayın Şener? Türkiye'de seçimlerde adil bir yarış yaşanmıyor. Adaleti Sayın Hükümet hiçbir zaman istemiyor. Adil siyasi rekabeti de istemiyor. Onun için adaletsiz bir yarış var. Sayın Erdoğan devlet imkanlarını kullanarak yarışıyor. Hiçbir parti devletin özel uçaklarını kullanarak, devletin arabalarını kullanarak seçim kampanyaları düzenlemiyor. Meydanları devlet gücüyle doldurmuyor. Devlet gücüyle meydanları doldurarak siyaset yapmıyor. Şimdi o kadar büyük adaletsizlik var ki, bakın manzaraya, bir kere medyanın hepsine el koymuş. Devlet televizyonu, hepimizden elektrik faturalarımızdan para kesilerek finanse edilen TRT tek yanlı olarak sadece ve sadece hükümete çalışıyor, iktidara çalışıyor. Ya benim elektrik faturam da orayı finanse ediyor. Bir kere o devlet kuruluşudur. Eşit yayın yapmak zorundadır. Eşitlik diye bir şey yok. Adalet diye bir şey yok. Sonra medyanın, televizyonların özellikle toplam reytinginin %95'i Sayın Erdoğan'a çalışıyor. Hükümete çalışıyor. Siyasetin kullandığı paranın %80'ini iktidar kullanıyor.
kampanyada da öyle. Diğer durumlarda da öyle. E bu burada bir eşitlik olduğunu söyleyebilir misiniz? İşte bir ton palavra sıkıyorlar. Bir ton yalan beyanlarda bulunuyorlar. Ama %95 reyting kendilerine ait olduğu için söyledikleri gerçek dışı şeyler tek yanlı olarak bazı seçmenin kafasına giriyor. Ama buna rağmen şunu söyleyeyim, insanlar da her türlü para gücüne rağmen, her türlü medya gürültüsüne rağmen bu hayatı yaşıyorlar. Kendileri yaşıyorlar. Ve yaşadıkları hayattaki zorlukları, sıkıntıları görüyorlar. Tarlasını kaybetmek üzere insanlar. Bakın, işte mazot 4 lira civarında olan mazot bir yıl önce 6.49'a çıkmış. DAP gübresi 70 lirayken 140 liraya çıkmış. Üre gübresi 55'ken 110 liraya çıkmış. Yem 55 lirayken 85-90 liraya çıkmış. E buna karşılık bakıyorsunuz, buğday son 3 yıldır diyorum ben 900 lira tonu. Geçenlerde biri dedi ki ya dedi ben dedi 8 sene önce de bu fiyata sattıydım dedi. Hiç fiyatı değişmiyor dedi. Evet. Veya süt işte aşağı yukarı aynı. 1.30-1.70. Fazla bir değişiklik yok. E et aynı şekilde 27 TL. Şimdi de 27 TL. Kesen yok. Ot ilacı 75'ten 170'e çıkmış. Kurt ilacı 20'den 45'e çıkmış. Damlama gübre 75'ten 170'e çıkmış. Damlama hortumu 250'den 450'ye çıkmış. Bunlar yani dövize bağlı olduğundan sanırım. Yani çok sayıda çiftçinin kullandığı ürünler de ihraç ediliyor. Bunlar niye dövize bağlı? Yurt dışından geldiği için. Niye dövize bağlı? Bunları dövize bağlı hale getiren kim? Hükümetin kendisi. Bu hükümet iş başına gelmeden önce devletin 5 tane gübre fabrikası vardı. Türkiye'deki içerideki iç piyasadaki gübre talebinin, gübre ihtiyacının %80'ini bu devlet fabrikaları karşılıyordu. Ama şimdi bunların hepsini sattı. Alanlar fabrikaları işletmeden çektiler. Arsalarını, arazilerini bilmem AVM'lerle vesairelerle değerlendirmeye başladılar. Ranta dönüştürdüler işi. Şimdi Türkiye gübre ihtiyacının %80'ini dışarıdan ithal ediyor. Bunu yanlış yapan, bunu bu duruma getiren de hükümetin kendisi. Her yaptığı iş böyle. Bilmem bir sertifikalı tohumluk konusu oldu. Türk tohumunu ortadan kaldırdı. Tohum da İsrail'e bağımlı hale getirdi Türkiye'yi. Yani tarım girdileriyle ilgili politikaları da ülkeyi felakete götürdü. Ve bunun neticesinde bütün tarım girdileri ikiye katlanmış. Demin okudum. Ama çiftçinin bir yıl emek sarf ettiği, ürettiği, pazara sürdüğü ürünlerin fiyatında artış yoktur. Nasıl sürdürecek bu mesleğini, işini? Böyle bir çiftçilik olur mu? Çiftçilerden de çok sayıda sıkıntılarını dile getiren mesajlar geliyor. Gerçekten hepsini okumamızın imkanı yok ama tarım dünyasından bir isim Recep Cingöz'ün bir sorusu var. Size Hayvancılık Genel Müdürlüğü bir rapor yayınladı. Raporda besicinin 10 aydır kesimlerden zarar ettiğini açıkladı. Raporda besicinin 10 aydır kesimlerden zarar ettiği açıklanıyor. Hayvancılık Genel Müdürlüğü yayınlıyor bu raporu Sayın Şener. Kesimi yapan da Et Süt Kurumu. Et Süt Kurumu'nda 28 liraya aldığı karkas eti de 7-8 firmaya ucuz et projesi için 8 lira zararına veriyor. Üreticiyi döverek rant oluşturuyorlar. Sayın Şener bu konuda ne düşünüyor? Saygılar sunuyor size. Şimdi bakın vatandaşlarımız hayvancılık yapıyorlar. Yem fiyatları yükselmiş. Süt fiyatları çok fazla artmadığı için bir de sattığı sütlerin parasını tahsilatta zorluk çektiği için bugün besicilik yapan vatandaşlarımızın tamamı ahırdaki hayvanları beslemekte zorluk çekiyorlar. E ne yapacaklar? Ahırdaki hayvanı besleyecek paranız olmazsa ne yapacaksınız? Ve onu besleyecek parayı borç dahi olsa bulamazsanız yapacağınız nedir? Götürüp kesmeye kalkarsınız. Kesimhaneye götürmeye kalkarsınız.
kesin bedelleri düşmüş vaziyette. Kestirdiğin zaman da zarar edeceksin. Böyle bir açmazın içerisinde. Ama et balık kurumunun kestiği hayvanlar piyasaya sürerken işte belli firmalara avantaj sağlayacak şekilde piyasaya sürülüyor. Sürekli desteklenen rant yoluyla ucuz havadan para kazanan kesimler bu ülkede kazanıyor. Hükümetin politikası bu. Ama üretenler elinin emeğini, alnının terini ülkeye verenler, vakfedenler kaybediyorlar. Böyle bir ekonomi politikası olmaz. Benim söylediğim şey de budur. Bak, buraya girmeden önce bir fatura gördük. Vatandaş elektrik paraları fırlamış. Darda. Tarlasını sulayamıyor. Ve ödeyemediği için kesilmiş. Açma kapama parası olarak 864 lira para istiyorlar. Açma kapama parası. Evet. Sadece açma kapama parası. Böyle bir şey olur mu ya? Ne yapacak? Nasıl mesleğini sürdürecek? Nasıl tarlasını ekmeği devam ettirebilecek bu insan? Bir seyircimizin sorusu Sayın Şener. Sayın Cumhurbaşkanı'nın her gün meydanlarda diğer siyasi liderlerin konuşmalarını dinletiyor biliyorsunuz. Bu konuşmaları dinletmesi hakkında ne düşünüyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin camileri ahır yapması söylemi konusunda ne diyecek? Dünkü AK Partili, bugünkü CHP'li bir ismi olarak. Ve yine her gün meydanlardan SSK'nın battığına dair o Savaş Ayın program vardı biliyorsunuz meşhur. Seyretmeyenler de o zamanlar şimdi yine ezberledi her gün mitinglerde göre. SSK'nın şu anki durumu hakkında ne bilgisi var diyor Sayın Şener'in? Şimdi üçünü de aldınız galiba sorunu. Soracağınızı bilmedim de burada tablolar vardı. Evet, bildiğiniz SSK'yı, kadar. SSK'yı batıran bu hükümettir. Şu andaki SSK açıkları hiçbir dönemde geçmişte bu kadar fazla olmamıştır. Türkiye'nin en önemli kara deliği haline gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte sayın hükümetin söylediği yıllarda SSK'yı yöneten bir parti değildir. Özellikle Kemal Bey'in genel müdür olduğu dönemdeki rakamları konuşmaya çalışıyor. Bugünkü rakamlar o günkü rakamlardan kötüdür ha, açık açısından. Onu da söyleyeyim. Ama o dönemde bir genel müdürün memurluk vasfı var. O kendisine verilen kurumu idare eder, yönetir. Kurumla ilgili, sosyal güvenlikle ilgili politikaları hazırlamak, uygulamak, bununla ilgili kanunları çıkarmak genel müdürün yetkisinde değildir. Bu politikalı belirleme yetkisi hükümete aittir. O dönemdeki hükümete aittir. Kemal Bey de bu o diyor ki, sorunun cevabını işte çok o dönemdeki işte. Hükümet diyor ki emekli maaşları bu kadar olacak. Şu kadar yıl çalışana bu kadar prim verilecek. İşte ilaçla ilgili ödemeler şöyle olacak diye genişletici bir takım tedbirler almış, kanunlar çıkarmış, düzenlemeler yapmış. Bu çerçevede de hükümetten gelen düzenlemelere uygun olarak devleti yönetmiş. Ortaya çıkan gelir gider tablosunun genel müdürle hiçbir ilgisi yok. Doğrudan doğruya o dönemdeki Demirel hükümetiyle ilgili. Şimdi tutup saptırma, konuyu başka yöne çekme, tek yanlı ve yanlış algılar oluşturmaya çalışma, tek kurtuluş çaresi haline gelmiş. Bu hükümetin ve iktidarın ne kadar aciz duruma düştüğünün en açık göstergelerinden biri bu tip şeyleri propaganda aracı haline dönüştürmeye çalışmalarıdır. Ya sen bugünkü SSK'nın durumundan bahset kardeşim. 100 milyarlarca liralık açığı var bugün. Üstelik emekli maaşını azaltmışsın. Bilmem şu zaman emekli olursa bu kadar, bu zaman olursa bu zaman bu kadar diye emekli maaşlar da azalmış, makaslanmış. Buna rağmen yönetemiyorsun. Yönetme kabiliyetin kalmamış. Bunu anlat. Diğer söylediğiniz konu, birkaç konuyu bir arada söylediniz. Evet, CHP'nin geçmişinde yaptığı iddia edilen ve bugün meydanlarda dile getirilen işte camilerin ahır yapılması. Yani her gün yine meydanlarda. Bundan da daha mantıksız bir şey olamaz. İkinci Dünya Savaşı yılları bildiğiniz gibi hiçbir cami ahır yapılmamıştır. Madde bir. İkincisi,
İkincisi İkinci Dünya Savaşı yılları. Bir ülkenin böylesine kanlı bir dünya savaşına girme riskinin olduğu dönemlerde camileri de bir tasarruf olarak bir takım savaş nedeniyle düzenlemeye sokabilir. Askerlerimizin İslami kaldığı. Olarak da, İslam'a göre de sokabilir. Bakın o dönemde İstanbul Topkapı Sarayı'nda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kalma kutsal emanetler vardır. O kutsal emanetler bölümünü ziyaret ettiyseniz evet, görürsünüz. Biliyorum. Peygamberimizin kılıcı, ayak izi, bilmem işte sakalı şerifi vesaire gibi peygamberimizden kalma hatıralar. Yavuz bildiğiniz gibi Mısır'ı fethettiği zaman orada peygamberimizin o hatıralarını getirmiş, Topkapı Sarayı'na koymuştu. İşte Türkiye'nin özellikle İstanbul'un işgale uğrama riski karşısında o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde aman bu kutsal emanetler zarar görmesin diye hepsi tutanaklara bağlanmak suretiyle sandıklara yerleştirilmiş, Niğde'de, Nevşehir'deki bir takım gizli yerlere saklanmıştır. Savaş ortadan kalktıktan sonra oradan alınmış, geri İstanbul'a taşınmıştır. İsmet İnönü yaptırmıştır. Evet, İnönü'nün yaptığı bir evet, şey bu. Kutsal İsmet'in, emanetleri koru. Yani evet. Bu kadar kutsal emanetleri İkinci Dünya Savaşı koşullarında koruma duygusu, tutkusu içerisinde olan bir iktidarın bilmem sanki camilere değer vermiyor gibi bir takım tasarruflarda bulunduğunu söylemek tamamen iftiradan ibarettir. Üstelik İslam'a göre, İslam fıkhına göre bir savaş riski varsa, ümmet tehlikeye girecekse, böyle bir risk varsa camileri de istediği gibi, savaşın gerektirdiği gibi kullanabilir. Bu da yani İslam'a uygundur. Bugün bir savaş olsa bizim askerlerimizin camilerde kalması icap etse bu günah mıdır? Hayır. Gerekli, hatta belki yeri gelir farz olur. O bakımdan böyle ulu orta bazı camilerde erzak depoları kurmuşlar. Askerin iaşesi, beslenmesi için lojistik destek niteliğinde bazı o dönemde bazı camilerde bu erzak depoları oluşturulmuş. Ama bu hiçbir zamanda bilmem şeye dönüşmemiş. Bilmem ahır vesaire denilen tabir ettikleri şeye dönüşmemiş. Ama yalan, iftira, palavra böyle bir şey olmaz ya. Sen onu bırak. Şu anda savaş koşulları yok. Kaç tane camiyi yıktınız? Bir kere ondan bahsedin. Savaş koşulları başkadır. Normal dönem başkadır. Savaş koşulları ile ilgili söyleyeceğiniz sözlerin hiçbirinin değeri yok. Savaşta bir ülkenin bekası önemlidir. Bir ülkenin askerinin canı güvenliği önemlidir. Halkın beslenmesi önemlidir. Bunlar en temel ihtiyaçlardır. Bütün ihtiyaçların önüne geçer. Kur'an'da bile var. Savaş esnasındayken bütün namazlar bildiğiniz gibi daha kısa kılınır. Tek rekat halinde kılınır. Ve birleştirirsiniz üstelik. Neden? Savaş dediğiniz zaman birinci mesele ülkenin işgalden kurtarılması, bir mağlubiyet alınmaması için tedbirler ön plana çıkar. En büyük farz o zaman savaşta mağlubiyete uğramamak için alınan tedbirler. Evet, evet. Buna da cevap verdiniz. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu da, Sayın Kılıçdaroğlu da bu SSK konusunda önceki dönemde cevap vermişti ama herhalde şimdi çok anlattım diyerek, cevabını çokça verdim diyerek yeniden cevap vermeye gerek duymuyor galiba. Şimdi seyirci sorumuz olduğu için bizim de gündemimize geldi. Sayın Şener, son iki dakikamız var. Sizin hemen ardınızdan başka bir partinin değerli yetkilisi burada olacak. Bu kısa süre içerisinde EYT ile ilgili çok soru var. Onlarca konuyla ilgili çok soru var ama benim görebildiğim kadarıyla keşke vaktimiz olsaydı da sorularımızın hepsini iletebilseydik size. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yani bu sorun çözülebilecek mi? Şimdi bildiğiniz gibi aslında bu sorunun çözüleceğine iktidar partisi de, iktidara destek olan Milliyetçi Hareket Partisi de söz vermiştir. Evet. Bunu çözeceğiz demişlerdir. Ama nedense seçim öncesinde söyledikleri sözleri seçim sonrasında unuttular. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek İyi Parti defalarca önergeler verdi. Genel görüşme önergeleri verdi, araştırma önergeleri verdi. Bunun dışında kanun teklifleri verdi.
Yani yaş nedeniyle yeterli primi ödediği halde emeklilik hakkı elde edemeyen vatandaşlarımızın emeklilik hakkı elde etmesi bir hakkaniyet gereğidir. Bunun yapılması lazım dediler. Ama bu araştırma yönergelerinde, genel görüşme yönergelerinde reddettikleri gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Parti'nin vermiş olduğu kanun tekliflerini de gündeme almıyorlar. Israrla gündeme alınmasıyla ilgili önerge veriliyor bu kanunların ve iktidar cenahı Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte sürekli reddediyor. Ama biz bunu zorlamaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisi bunu kaldırabilir mi Sayın Yani Şener? Bu iktidarın verdiği rakamlar hiç gerçeklerle bağdaşık rakamlar değildir. Lüzumsuz israfı, lüksü, yağmayı ortadan kaldırdıkları takdirde Türkiye emeklisine parasını vermeye uygun bir ekonomik yapıya sahiptir. Evet. Sayın Şener çok teşekkür ediyoruz. Süremiz bir saatti. Reklam arasız bu süreyi bitirdik. Seçimlerden önce yine bu stüdyoda yeniden bir arada olma imkanı bulabilirsek yeniden size hem seyircilerimizden kalan soruları hem bizim sorularımızı, gündemle ilgili soruları sormaya devam edeceğiz. Bu arada gelen çokça soru olduğu gibi çokça eleştiri de var. Neden CHP'li bir vekili ekranlarınıza çıkartıyorsunuz diyerekten? Biz bunlara cevap veriyoruz. Bunların bir kanaldan yapılan taciz mesajları olduğunu da biliyoruz. Çözdük. Defalarca söylediğimiz gibi bir kez daha verelim. Onlar kendi seslerinden başka hiçbir ses duyulmasın. Evet. Ülkeyi felakete götürmeye devam etsinler istiyorlar. Biz de hayır, farklı sesleri de bu ülke duyacak. Bu memlekette ne olup bittiğini herkes anlayacak. Siz ülkeyi felakete götürmeye kalkarsanız size dur diyecek bu millet diyoruz. Peki. Teşekkür ediyoruz sorularımıza verdiğiniz cevaplar için. Bir kez daha hatırlatalım o malum bizlere taciz mesajı gönderen seyircilerimize. Güzellikle sakince cevap veriyoruz ki Kanal 42 ekranları her partiden görüşe eşit şekilde açıktır. Bakın az sonra başka bir partiden bir yetkili burada olacak. Dün başka bir partiden bir yetkili vardı. Yarın da başka bir partiden bir isim olacak gibi. Hükümet kanadından da, iktidar kanadından da, muhalif partilerden de herkese eşit derecede imkanı ölçülerinde, stüdyolarında, ekranlarında yer veren Türkiye'nin bugün itibariyle birkaç kanalından bir tanesidir. Bunu da gururla söylüyoruz. Sayın Şener'e çok teşekkür ediyoruz. Bir 8-10 dakikalık reklam arasının ardından İYİ Parti Altınekin İlçe Belediye Başkan adayı da yeniden karşınızda olacağız sayın seyirciler.